Buradaki havuz genel olarak halk arasında bilinen Roma havuzu biliyorsunuz Roma döneminde e, yapılmış e, Milattan e, sonra ikinci yüzyılın e, başlarında e, inşa edilmiş bir havuz. Teknik olarak doğal kayanın açılıp e, bütün şey kenarlarının işte e, kesme taşlarla mermer blok taşlarla e, örülmesiyle. E, inşa edilmiş e, olimpik ölçülerde bir havuz yani 20'ye 60 beri buradaki bir doğal su kaynağı var bu doğal su kaynağının e, hemen çıktığı yerde inşa edilmiş olan bu havuz e, Roma döneminde e, hemen bunun yanında şurada sütun ayaklarını da gördüğümüz e, Zeus aspamayosa adanmış bir de tapınak var biliyorsunuz ki Tiyana ile ilgili bir alan burası bu havuzun asıl önemi o dönemde o dönemdeki Tiyana antik kentine buradaki kaynaktan çıkan suyun önce böyle bir havuzda toplanıp daha sonra yeraltı kanalları ve daha sonra da Kemersar'da gördüğümüz gibi bizim arkeolojide aküadük dediğimiz su kemerleriyle suyun oraya taşınması. Dolayısıyla su oraya taşınıp tabii ki o zaman yapılan kazılardan ve biz bundan önceki heyetlerin ve araştırmaların bize bildirdiklerine göre Roma döneminde büyük bir olasılıkla 30 binlik bir nüfus var orada. O nüfusa su sağlayan bir kaynaktan söz ediyoruz ve bu kaynağın başındaki bir havuzdan söz ediyoruz. O dönemdeki inanışlara göre ve halk arasındaki şeylere göre bu havuza mesela bir insanın yalan söyleyip söylemediğini anlamak açısından bu havuza girdiklerinde bütün onların yalanlarının ortaya çıktığına inanılan bir durum var. Romalıların şöyle bir geleneği var Roma döneminde yaptıkları her inşai faaliyette mimari şeyleri onun harcının içerisine sikkeler ya da metal parçaları koyuyorlar. Biz de buradaki bulduğumuz sikkelerin korozyon tabakasının temizlenmesi, konservasyonundan sonra gördük ki bu havuz ...birebir olarak Roma İmparatoru... ...Karakalla döneminde yapılmış. Yani e, Karakalla'nın dönemi... ...197-217... Dön ...Milattan sonra. Valla halk arasında öyle söylenir. Tabii rivayet olunuyor. öyle. Ya da insanlar... E, ...bulundukları yerlerin... ...şeylerini e, abartmak mı... ...diyelim araştırma. şey Çünkü Kleopatra ile bu havuzun... ...çok fazla ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Neden derseniz... ...Kleopatra milattan önce 69-30 yılları arasında yaşamış. 11. Ptolemaios Mısır kralının şey kızı İskenderiye'de doğmuş ve 18 yaşında Mısır şeyin başına geçmiş ve oralarda yaşamış birisi. Bizim Roma havuzu milattan sonra 2. yüzyılın başı diyoruz ya da e şey 3. yüzyılın başı diyoruz. 2. yüzyıl sonu, 3. yüzyıl başı diyoruz. Yapım tarihi de ortaya çıkan sikkelerden de belli. Zaten biz arkeologlar, arkeoloji bilim adamları her zaman şöyle deriz biz. İlk kazma, ilk söz, son kazma, son söz. Yani bilimsel veriler elde edilmediği sürece sadece o bir söylenti olarak kalabilir. Buradaki yapılan araştırmalarda, bilimsel araştırmalarda ben şimdiye kadar dediğiniz şeyle ilgili herhangi bir veriye rastlayamadım. Ama genel olarak araştırdım. İşte Kleopatra ne zaman yaşamış? Çünkü biz arkeolog olarak birçok şeyi biliyoruz. Yani buradaki yapılan kazılardan ortaya çıkarılan durumlardan sahip. Aslında su kemerlerinin bittiği yerden sonra 4-5 ayak kadar daha devam etmesi lazım kemerlerin. Daha sonraki dönemlerde Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde tabii orada Halen de günümüzde yaşanan bir süreç var. Değil mi? Bugünkü Kemersar Tiyana'da, Kemerhisar'da eski antik Tiyana'nın üzerinde oturuyor. E, tabii biz arkeologlar için çok zor bir durum, bir handikap bu. E, hangi süreci koruyacaksınız? Çünkü Ta Hititler döneminden beri burada bir yerleşim var. Yani e, Tahiti tabakasına mı ineceksin? Selenistik tabakaya mı ineceksiniz? Rom onun için bizim e, üzerimize düşen e, yük çok ağır. Bütün dönemleri biz süreci korumak zorundayız. Bugünkü yapıları da düşünün. Bugünkü yaşayan halkın da bir kültürü var. E, şey var. Yani bu terim belki bir kültürü var demek. Şey değil, tabii ki bir kültür Her yaşanan dönem ayrı bir kültür. Bir de e, eski dönem, prehistorik dönemlerde ya da şeylerde bunlar arkeolojik eser diye olsun diye üretilmedi. İnsanlar günlük kullanımlarında ya da törensel e, şeylerin törenlerinde kullanmak için üretilmiş eserler. Yasin elimde bunun orijinal fotoğrafı yok. Bir de birbirlerine acayip bir şey yapıyorlar. Seviyorlar, seviyorlar,